Fransız gazeteci ve aktivist Bertrand, dünyanın değişik yerlerindeki insanların hikayelerinin anlatıldığı Human, İnsan adlı belgeseliyle ilgili Kıbrıs Medya Grubu'na konuştu. Gazeteci, fotoğrafçı, ekolojist ve aktivist Jan Arthus Bertrand, Human, İnsan adlı belgeselinde insanların hikayelerini anlattığını, sorunları paylaştığını belirterek sorunların çözüm yolunun sevgiden geçtiğini söyledi. Kıbrıs Medya Grubu'na konuşan Bertrand, Human belgeselinin ilk kez insanlığın hikayesinde ne olacağının gösterildiğini ifade ederek birlikte olunursa çözüme varılacağını kaydetti. Bertrand, belgeselin Kıbrıs için de önem taşıdığına dikkat çekti. Bertrand, belgeselde sevgi, aile, şiddet, yoksulluk ve sosyal adalet gibi konuların ön plana çıktığını da anlattı. Bertrand, belgeseli 3 yılda tamamladı ve farklı ülke, dil, din ve kültürlerden yaklaşık 2000 kişiyle hayatlarında en çok önem verdikleri şeyler üzerine mülakatlar gerçekleştirdi. Belgeselde insan olmak, gezegenimizdeki güzellikler ve insanların yaşamları görsel anlatımla ve etkileyici hikayelerle aktarıldı. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist. He wasn't an insurgent. He wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك وما ما في قانون حسبني تسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met to me the love of my life, and her name was Jen, and gosh, it was just like my world changed. Somos le ne panimu le dinino. Jan Arthus Bertrand bir sonraki çalışmanın Woman isimli kadınlar üzerine bir belgesel olacağını söyleyerek dünyanın uzun zamandır erkek egemenliğinde olduğunu ancak kadının varlığının daha çok hissedilmesi ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. For your human documentary, why... Niye böyle bir belgesel yapma ihtiyacı hissettiniz? Sorunları çözmek için insanları düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu film insanlıkla ilgili. İçimizde sevgi ve nefret var. Filmde insan olmanın ne olduğunu anlatılıyor. Dünyada şimdilerde daha zor. Pek çok şey oluyor. Bu belgesel ilk kez insanlığın hikayesinde ne olacağını gösteriyor. Ve birlikte olunursa sanırım çözüme varılıyor. Bu film Kıbrıs için de önemli. Burada birlikte olmaktan, birliktelikten konuşuyoruz. Size çözümü ben verecek değilim ama sevgiden konuşmak her zaman için önemlidir. Okay, what did you? Human adı nereden geldi? Named as Home. Why is that? Home was a movie about ecology. Home belgeseli ekolojiyle ilgiliydi. Ayrıca insanlığın gezegen üzerindeki etkilerini anlatıyordu. Human ise kalbimizin içinde neler olduğunu gösteriyor. It's the same story about love was. Home was a movie about. Aslında hikaye aynı. Home, gezegenin güzelliği, Human ise humanizm ve insanlığın güzelliği ile ilgili.
Since then, this documentary had been shown many countries. Bu belgesel pek çok ülkede gösterildi. Nasıl tepkiler aldınız? Reactions did you get? You don't change a word with a movie, you know. It is only amazing. Sanırım hayatınızda önemli bir şey yapmak gerekli. Gazetecilerin, film yapımcılarının, mimarların, herkesin gezegenimizi iyileştirmeleri yönünde misyon olmalı. Sanırım iklim değişikliğine inanmak istemiyoruz. İklim değişikliği çok önemli çünkü dünyada uygarlığı değiştirebileceği söyleniyor. Bunu biliyoruz ama inanmak istemiyoruz. Belgeselin insanların gözünü açan bir etkisi olduğuna inanıyorum. İnsanlar çok komplike. Birlikte yaşamak için çözüm bulmalıyız. Belki de içimizde bu çözüm vardır. Belgeselin bu göz açan etkisi üzerinden hareket edersek, politikacılar belgeselinizi nasıl değerlendirdi? Sizinle iletişime geçtiler mi? Herkes hak ettiği politikacılara sahip olur. Onları seçeriz ama lider olamazlar. Eğer başkansanız ve gün içinde birçok sorunu çözmeye çalışırsanız ileriyi pek göremezsiniz. İnsanlar sizi sever veya sevmez. Hep bunlara bakarsınız. Bu tam bir tuhaflık. Etik ve ahlak da çok önemli. Apart from the politics, so siyaset dışında belgeseli çekerken ilginç anılarınız oldu mu? Came up during the shooting of the film. I don't know. Oh, you know, Murica was a big time because belgesel aracı oldukça etkiliydi. Engelli çocuklarla ilgili mülakat yaparken de çok etkilendim. Çocuklar sanırım hayatınızdan daha önemli. Engelli çocuklarla röportaj yapmak benim için de çok zor oldu. Hindistan'da yiyecek hiçbir şey olmayan ve ilk defa kamera karşısında olan insanlar çok kızgındı. Bağırıyorlardı. Bu çok güçlüydü. Bu belgesel internette de yayıldı ve böyle bir şansım olduğu için mutluyum. İnternetin bu insanların sesini duyurmakta çok önemli bir yeri var. Gezegenimizdeki yoksul insanlar, genelde çiftçiler ve iklim değişikliğinden ilk etkilenecek olanlar. Bunu düşünmek çok önemli. Bu belgeselin bazı çekimleri havadan yapıldı. Niye böyle bir tekniği tercih ettiniz? Fotoğrafçılık geçmişinizden dolayı mı? Because of your photographic. Aslında Kenya'da aslanları fotoğraflıyordum. Bilim adamı olmak istiyordum. Kenya'da eşimle birlikte tezi için aslanları inceliyorduk. Orada fotoğrafçılığı keşfettim. Her gün fotoğraflamak için aslan bakıyordum. Fotoğrafçı olmaya karar verdim. İlk çalışmam da hava fotoğrafçılığı oldu. Ekoloji konusunda bir toplantıya katılmıştım. Bu toplantıdan sonra gezegenle ilgili fotoğraf çalışması yapmaya karar verdim ve çalışmam başarılı oldu. Bu durum hayatımı tamamen değiştirdi. Gezegenin güzelliğini keşfettim. Su, orman ve diğer sorunların farkına vardım. Yukarıdan baktığınızda daha net görüyorsunuz. Aşağıda ise insanların nasıl yaşadıklarını, yoksulluklarını görüyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Bu benim hayatımı değiştirdi ve bir aktivist oldum. İşim bir anlam katıyor. Reklam yapmıyorum. Sadece belgesel yapıyorum ve bu işi çok seviyorum. Entertainment, I don't know what is it. I'm doing documentary. I think it's so many things to do and I love it. I love it. Now we are in Cyprus. So Kıbrıs'ı ziyaret etme amacınız nedir? Visit to Cyprus. No, I'm going for this big conference, you know, in Avrupa Belediye Başkanlarının yer aldığı bir konferansa katılıyorum. The Sustainable City. And this is why I came, because a lot of, because to make human, you know, we have to, because human is a movie, is not a commercial object. Human belgeseli ticari değil. Sadece belediye başkanlarını belgeselin şehirlerinde gösterimi için ikna etmemiz gerekiyor. Kıbrıs'a 10 yıl önce gelmiştim. Yeniden geldiğim için mutluyum. Gelecek için başka projeleriniz var mı? Yeah, my next movie will be Woman. Bir sonraki projem kadınlarla ilgili olan Woman. Bunun üzerinde çalışıyorum. Human gibi olacak. Human'da insanlığın sesi, manzaranın sesi ve müzik gibi üç büyük ses var. Dünya uzun zamandır erkek egemenliğinde. Siyasette kadınlar erkekleşiyor. Aile, hayat ve mutluluk duyguları hep kadınla bağlantılı. Sanırım dünyada daha çok kadın varlığını hissetmeye ihtiyacımız var. Bunu kabul etmeliyiz. Erkekler için kabul edilmesi zor ama bunu denemeliyiz. And I don't know, but I think we have to try that definitely. Maybe you will start. Belki de Woman projesini Kıbrıs'ta çekmeye başlarsınız. Why not? When you invite me, why not? Neden olmasın? Buraya yeniden gelmeyi düşünüyorum. In fact, I was thinking to come here perhaps to film, yes.
He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist. He wasn't an insurgent. He wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني إذا أنا قتلت بيك أو خيك وما ما في قانون حسبني بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen. And gosh, it was just like my world changed. Somos lene panimu, lene ninoa.